Feleğin çemberinden geçti. 25 yıllık hayatına bulaşıkçılıktan rap şarkıcılığına hatta CEO'luğa kadar birçok işi sığdırdı. Çok dinlediği bir şarkı da bugün onu anlatıyor. 25 yaşında 100 binlik araba, nereden geldi bu para, en iyisi sorma. 100 binlik arabalara bindi, 16 bin kişinin parasını emanet ettiği CEO da oldu. Sonrası? Sonrası hüsran. Çiftlik Bank battı, CEO'su 25 yaşındaki Mehmet Aydın Uruguay'a kaçtı. Ortada binlerce mağdur var ama bu kabus adeta bir rüya gibi başlamıştı. Oldu. Üye sayısına baktık. Biraz tatmin edici miktardaydı. Yani bu kadar insan aptal olamayacağını düşündük. Bu kadar insan aptal olamaz dedi ve çarkın dişlilerinden biri oldu. Binlerce mağdur gibi. Mehmet Aydın, girişimcilere hayal kurun tavsiyesinde bulunuyor. İnternetteki sanal bir oyun üzerinden gelişti. Hayvanlar satılıyor, çiftlikler açılıyordu. İlk başlarda her şey çok iyiydi. Öyle ki ilk üyesi 16 yaşında bir çocuktu. 4000 lira parayla başlamıştı. Üyeler de paralarını 3'e 5'e katladıklarını sanıyordu. Lezzetli, sağlıklı ve bereketli. Çiftlik Bank. Derken Çiftlik Bank daha fazla duyuldu. Kolay yoldan para kazanmak isteyenler bu sanal kandırmacaya inandı. Konu hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanı açıklama yaptı ama... Evet, saadet zinciri şeklinde çalışıyorlar. Çiftlik Bank'ın şaşalı ofislerinde şimdi kapı duvar. Ödemeyle alakalı buradan sesleniyoruz kendisine. Evet. Çıksın gelsin, ne şekilde ödeme yapacaksa yapsın. Yoksa ne suyu kalacak ne sülalesi, hepsi burada zaten. Bütün akrabaları Bursa'da, biz açıklama yapmıyoruz. Mağdurlar hak arama peşinde. İlginç fikirler üzerinde çalışıyorlar. Mehmet Aydın'ın gittiği Uruguay'ın Türkiye ile suçlu iadesi anlaşması yok. Çiftlik Bank zedeler ise hemşehri ruhuyla hareket ediyor. Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera'yı araya koymayı düşünüyorlar. Ve mağdurlar şimdi de kendileri üzerinden para kazanmak isteyenlerin tuzağına düşüyor. Sosyal medyada paranızı nasıl kurtarırsınız videoları dönüyor. 500 lira verin, paranızı geri alayım diyen sözde avukatlar da cabası. Şu aşamada yapabilecekleri suç duyurusunda bulunmak. Açılan davaya iştirak etmek, müdahil sıfatıyla, katılan sıfatıyla davayı takip etmekten ibaret. Bu şirkete para veren herkes o anda şirketin bir nevi belli bir oranda ortağı olmuştu. Yani şirketin bir ortağı diğer bütün ortakları dolandırdı gibi bir durum çıktı ortaya.